Evet, 28 Haziran 2018 Cuma gündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilk haberimiz şu Bekir Bozdağ. Yakışıklı Bekir Bozdağ, biliyorsunuz onunla olan münasebetimizi. Şimdi kulislerde konuşulduğuna göre bu adamın TBMM başkanlığına adaylığını koyacağı söyleniyormuş. Yani başkaları koyacak adaylığını, kendi iradesiyle gelişmediği için biliyorsunuz Türkiye politikasında bazı şeyler. Yalnız tabii eskiden biz bu adamı ara ara görüyorduk suratını. Şimdi 5 yıl boyunca aralıksız görmek zorunda kalacağız. O tabii kötü bir şey. Yani TBMM olalı Timur'dan beri böyle eziyet görmedi desek yeri olur. Vallahi billahi. Öyle. Evet arkadaşlar, seçimler geçti gitti biliyorsunuz. Bu seçimlerin ardından Avrupa basınında, Batı, dünya basınında da bu sonuçlar yer aldı işte. Bunlardan bir tanesinde de Financial Times diye bir dergi var biliyorsunuz, ünlü bir dergi. Bu dergide de işte Erdoğan'la alakalı şöyle bir şey söyleniyor. İşler kötü gittiğinde bundan sonra sorumlusu Erdoğan olacak falan diye. Şimdi ben bu Batılıların anlamadığım bir tarafı var arkadaşlar. Türkiye sosyolojisini, Türkiye seçmen sosyolojisini hiç bilmiyorlar. Çok cahiller bu konuda. Ulan 16 yıldır adam ülkeyi yönetiyor, yani ne zaman sorumlu oldu ki yani? Yani veya işler ne zaman kötü gitti? Ha, işler kötü gidince sorumlular kim arkadaşlar? FETÖ, CHP, dış mihraklar, faiz lobisi falan. Yani işler hiç kötü gider mi yani ya? İşler hiç kötü gitmedi yani şu ana kadar. İyi gittiği zaman işler onlardan tabii ki. Biliyorsunuz zaten işlerin kötü gitmesinin imkanı yok yani. Uzayda biliyorsunuz mekik dokuyoruz, işte ne bileyim. Antarktika'ya işte bilim merkezi yapıyoruz. Kahveler, kıraathaneler falan var. Ekonomi çok iyiye gidiyor. İlk 10'dayız falan. Lan işler kötü gider mi? Ya bu Avrupalıları anlamak gerçekten zor. Vallahi billahi. Evet arkadaşlar, seçimler oldu bitti. Bu seçimler sırasında biliyorsunuz MHP şeyle AKP ile Millet İttifakı'nı kurdu. AKP seçimden galip çıkınca MHP'ye de bir özgüven geldi. Bunun neticesi olarak işte neydi o adamın adı? Ünlü mafya var ya, Alaaddin Çakıcı. Bir iki gün önce şöyle bir şey söyledi. Erdoğan'a mesaj gönderdi yani. Devletin sahibi sen değilsin diye. Yani devletin sahibi sen değilsin. Acaba orada Devlet Bahçeli'yi de kastetmiş olabilir mi filan gibi. Yani hani o devletin tek sahibi sen değilsin mi demek istedi acaba? Bu aralar Devlet Bahçeli'yle sık görüşüyorlardı biliyorsunuz. Neyse, onun akabinde MHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı, dedi ki işte bundan sonra TBMM'de MHP'nin siyaseti konuşulacaktır. Biz ne dersek olacaktır. MHP hem AKP'yi hem Erdoğan'ı kurtarmıştır dedi, ama kendini kurtaramadı adam. Adamı görevden almışlar hemen. Yani bence şeye, gözaltına alınmadıklarına yani şükretsin bu adam. Tabii bu arada Süleyman arkadaşlar, biliyorsunuz soyadını söylemediğimiz şu adam var ya. Bu herif işte geçenlerde HDP milletvekili Pervin Buldan'ı tehdit etmiş. Pervin Buldan bunları söylemişti. İşte orada taş taş üstünde koymam. İşte sizi CHP bile kurtaramaz vesaire gibi. Bu adam dün itibariyle söylediklerini kabul etti. Dedi ki Pervin Buldan'ın söyledikleri doğrudur. Fazlası var, eksiği yok gibi filan gibi. Hatta bu konuşmasında da işte valilere kararnameler gönderildi ve bu kararnamelerde gelecek şehit cenazelerine işte CHP'lerin katılmaması, alınmaması gerektiği filan da var. Kendisi bunu da kabul etti. Madem HDP ile işbirliği yaptılar, hani PKK ile işbirliği yapıyorlar gibilerden. Lakin tabii bizim de Süleyman'a şöyle bir sorumuz var. Hani şehitlere kelle diyenler veya işte ne bileyim ha burada hani halayla birilerini karşılayanlar falan, onlar da şehit cenazelerine gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Onu merak ediyoruz yani. Tabii zaten şehitlik size has bir kurum yani. Şehit olma falan, onlar sizin şehitleriniz. Sizin sayenizde şehit oluyorlar. Yani CHP'nin sayesinde şehit olmuyorlar ki yani. Evet, ilk millet kıraathanelerinden bir tanesi arkadaşlar Diyarbakır'da açılmış. Şu haberdeki fotoğrafta da gördüğünüz gibi oradaki amcaları falan görüyorsunuz. Hepsi kekini bekliyor. Tabii kitap okuyan yok orada. Neyse yani fotoğraf çekilirken tabii ki kitap okunmaz yani de. Ama hepsi tabii hemen şu fotoğraf çekme işi bitse de hemen Tolstoy'ları, Jean-Jacques Rousseau'ları falan okusak diye sabırsızlık yaşıyorlar, görüyorsunuz fotoğrafta da.
Neyse ama güzel bir yatırım arkadaşlar bu. En azından adı koyulmuş. Eskiden biliyorsunuz AKP militan yetiştirirken böyle başı bozuk disiplinsiz bir hava vardı. Şimdi en azından militanlar millet kıraathaneleri sayesinde yetişecek. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada İyi Parti kurucularından Mehmet Aslan arkadaşlar. AKP işte iyi projeler yaparsa işte biz destek olacağız gibi bir şey söyledi. Muhtemelen hani ağzını da aratıyor olabilirler yani hani bu adamın. Ama bana şeyi çağrıştırdı yani bu Türkeşleri, Süleymanları, ne bileyim işte Numan Kurtulmuşları vesaire vesaire. İşte bu siyaset böyle bir şey arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde görürüz, göreceğiz. Perinçek arkadaşlar biliyorsunuz topladığı imzadan daha az oy aldı ve tarihe geçti. Bu eleman çıktı dün veya ondan önceki gündü galiba şey dedi. İşte milyonlarca CHP'li, bakın milyonlarca CHP'li bonzai ve esrar içip HDP'ye oy verdi gibi bir şey söyledi. O da bir şey mi yani, binlerce diyelim biz ona, binlerce insan bonzai ve esrar içmeden sana oy vermiş. O daha vahim bir durum değil mi? Evet, Mehmet Altan arkadaşlar, 2 gün önce Mehmet Altan'ı saldılar. Biz de anlamadık nasıl saldılar falan diye. Yani gözaltına alınamayacak bir adam 2 yıl boyunca neredeyse hapiste kaldı. Muhtemelen pilot bir tahliye olabilir bu yani. AKP şimdi seçimler geçti ya, bir tanesini bir salalım bakalım. Eğer halk üzerinde, millet üzerinde bir etki oluşturursa zaten tekrar geri içeriye alırız. Ama bundan sonra zaten önümüzde kimse duramaz. Bu halk bizim yanımızda olduğu sürece. Dolayısıyla biz de ya diğerlerini salarız ya da bunu tekrar içeriye sokarız gibi bir şey düşünmüş olabilirler yani. Evet, şu bundan birkaç hafta önce biliyorsunuz tam seçimlerden önce Erdoğan gidecekti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işte bir miting vardı filan. Onun hemen öncesinde belediye, AKP'li belediye metro direkleri dikmişti arkadaşlar, hatırlayın o haberi. O metro direklerini tekrar geri sökmüşler. İşte demin dediğimiz gibi galiba muhtemelen şey demişlerdir, ulan biz zaten bir şey yapmasak da zaten halk bizim yanımızda bize oy verecek. Dolayısıyla böyle şeylere angaryaya gerek yok gibi bir şey düşünmüş olabilirler. Ama yani sökmeseler de olurdu. Ne bileyim hani ne olur ne olmaz. Bir bundan 7-8 ay sonra galiba yerel seçimler var. Lazım olabilir yani. Evet, Hindistan'da bir tane adam karım sakal bırakıyor diye bir evlendikten bir hafta sonra arkadaşlar boşanma davası açmış. Şimdi dünyanın haline bak. Şimdi sen evleniyorsun birisiyle, daha onun cinsiyetini bilmiyorsun. Yani ikincisi de yani bu kadın memur değil ki, devlet memuru, böyle her gün sinek kaydı tıraş olsun yani, değil mi? Enteresan ama en azından birlikte kullanarak tıraş bıçaklarını ondan ekonomi yapabilirler yani. Enteresan yani, vallahi dünyada neler oluyor arkadaşlar. Evet, bu seçimlerden bir iki gün önce Fakı Baba, Tarım Bakanı şey dedi arkadaşlar, işte patatesin kilosu işte 6-7 lira mı ne olmuş? Ya bu nasıl olur, ben de anlayabilmiş değilim falan gibi bir şey demişti Tarım Bakanı, yani bunu söylüyor. Neyse, Nihat Zeybekçi de arkadaşlar bir açıklama yaptı. Suriye'den patates ithal edilmiş. Edilmeye de devam ediyormuş galiba. Şimdi tabii bir de yani şey dikkat çekmesin diye şöyle bir şey ekliyor bu siyasal İslamcılar. Üçkağıtçılar ya, ama Afrin bölgesinden, yani kontrolümüz altında bulunan Afrin bölgesinden, yani yerli patates, yani milli patates statüsü katıyor yani buna. Ama bence şey, Niğdeli patatesçiler bence buna en çok sevinmesi gerekenler. Çünkü biliyorsunuz Niğde'nin patatesi meşhurdur. Niğde'nin de %60'ı AKP'ye oy vermiş arkadaşlar. Bence sevinsinler. Güzel olmuş yani, sonuçta ülke için yani, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, bugün de haberlerin sonuna geldik. İnşallah görüşürüz. Pazara, pazartesiye falan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Özlüyoruz. O kadar işte. Selametle.